Sevgili dostlar yeni bir video ile daha birlikteyiz. Umarım keyifler yerindedir. Bugün sizlerle birlikte Android 15'e gelen yeni özelliklere yakından bakacağız. Biliyorum çoğunuz Android 14 gelmedi. Android 15 ne alaka der gibisiniz ama Android genellikle en yeni sürümlerini beta olarak geliştiricilere özel olarak erkenden paylaşıma sunuyor. Ve ben de sizler için Android 15'i geliştirici aşamasında sizlere anlatacağım. Tabi bu anlatacağım özellikler hatalı olabilir. Hataların düzeltilmesi için zaten geliştiricilere açılıyor ve daha sonrasında yeni özellikler de cihazın içerisinde entegre edilecek. Şu anda Mart ayındayız ve Mart ayında geliştiriciler için açılan bir sürüm var ve Haziran'ın sonlarına doğru yani yazın ortaları gibi Google ay etkinliği ile birlikte Android 15'te resmi olarak tanıtılacak ve telefonlara yavaş yavaş dağıtılacak. Tabi Android 15 güncellemesini edinebilmeniz için bir Pixel cihaza ihtiyacınız var. Benim de elimde şu anda Google Pixel 8 Pro var arkadaşlar. Bu cihazın içerisinde Android 15 yüklü. Aslında ilk olarak baktığınız esnada mesela şöyle bildirim panelini vesaire indireyim böyle pek Android 15 havası yok. Ancak sizlere göstereceğim özellikler az sonra hayatımızı bayağı bir kolaylaştıracak. Şimdi ilk olarak Android 15'in kodunu sizlere göstermek istiyorum. Telefon hakkında kısmına geliyorum. Buradan Android sürümüne tıklıyorum ve görmüş olduğunuz gibi Android 15 artık Vanilla Ice Cream koduyla bizleri karşılıyor. Söz daha fazla uzatmayalım. Hemen ilk özelliğimize geçelim arkadaşlar. Artık siz klavye titreşimlerini veya telefondaki titreşimleri çok daha az bir şekilde kapatabileceksiniz. Mesela diye çünkü Google'ın klavyesini kullanıyorsunuz ama Instagram'a girdiğiniz esnada Microsoft'un klavyesini tercih ediyorsunuzdur. Bu kişisel bir tercih meselesi tabii ki de klavye. Ancak klavye titreşimleri veya bir arama veya bir bildirim geldiği zaman ki titreşimler bazen canımızı sıkabiliyor. Bunu telefonun ayarlar kısmına girdikten sonra klavye titreşimi yazarak kapatabiliyorsunuz. En alttaki kısımdan bunu bu şekilde açıp kapatabiliyorsunuz. Ayrıca titreşim ve dokunma teknolojisi olarak bir bölüm bulunmakta. Önce titreşim sonra çaldırma veya alarm veya bildirim titreşimlerini direkt direkt olarak bu menü üzerinden ayarlayabilmek mümkün. Şimdi geçelim ikinci özelliğimize. Kısmi ekran kaydı. Bu özellikle birlikte arkadaşlar sadece tüm ekranı değil dilerseniz tek bir uygulamanın bile ekran kaydını alabileceksiniz. Bunu yapmanız için öncelikle bildirim panelini aşağıya doğru indirin. En sağa doğru geçin. Ekran kaydını tıklayın. Bakın artık burada tek bir uygulama veya tam ekran seçeneğini görebiliyorsunuz. Tek bir uygulama dedikten sonra bunu kaydı başlat diyoruz ve buradan Android sistemi uygulamayı seçmenizi istiyor. Mesela hangi uygulamayı seçelim? YouTube'u seçelim. YouTube'u seçtikten sonra telefon direkt olarak YouTube uygulamasına giriyor ve üstte kaydın başladığını otomatik olarak görüntüleyebiliyorsunuz. Artık sadece YouTube'un ekran kaydını tek bir ekran kaydı üzerinden yapabilmek mümkün. Üçüncü özelliğimiz gösterilecek bir şey değil. Sizin zamanla görebileceğiniz bir özellik. Nedir bu? Biliyorsunuz bazı WhatsApp gruplarında veya Telegram gruplarında böyle ard arda mesajlar gelir değil mi? Mesela iOS tarafına baktığımız zaman o gelen bildirimler bir süre sonra çok daha fazla ses çıkarmaya başlar. Telefonunuzda böyle sizi rahatsız edecek gelir. Android tarafında bu bildirimlerin önüne geçiyorlar arkadaşlar. Eğer bir WhatsApp grubundan sürekli olarak bir mesaj alırsanız sistem bunu otomatik olarak anlıyor ve bildirimleri sınırlandırıyor. Sizlere fazla bir bildirim göstermiyor ve yine ses konusunda o bildirim sesini azaltarak sizi rahatsız etmiyor. Dördüncü özelliğimiz artık kamera uygulaması değişmiş durumda. Tabi bunu saf Android kullanan Google Pixel gibi, Nothing Phone cihazlar gibi bu telefonlarda daha iyi hissedebilirsiniz. Kamera uygulamasına girdikten sonra kamera ve fotoğraf yani video ve fotoğraf artık bu şekilde siz karşılıyor. Mesela soldaki ayarlar kısmına direkt olarak ulaşabiliyorsunuz. Ve şunu göstermek istiyorum. Mesela portaya geldiniz. Ön kameraya bunu çevirdiniz. Şurada bir aynen animasyon yanıyor. Bunu Android 14'te ben e, görmemiştim pikselde. Bilmiyorum belki vardı ama yine böyle bir animasyon var arkadaşlar. Fotoğraf çekmek için böyle hızlı bir şekilde... Kaydırıyorsunuz ve şu özellik gerçekten çok iyi. Fotoğrafı çektiğiniz esnada paylaşım butonu bir önceki versiyonda gelmişti. Bu yani kısacası kamera arayüzünün burada değiştiğini de belirtmek istiyorum. Yine sizin zamanla göreceğiniz bir özellik var aslında bu benim çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Nedir bu? Diyelim ki bir bildirim geldi. Atıyorum getir uygulamasına girdiniz veya hepsi buradaya giriş yaptınız. Size önemli bir bildirim geliyor bazen. Şifrenizi yenilemek için veya iki faktörlü kimlik doğrulama uygulamalarına bir kod alıyorsunuz bazen değil mi? Kendi uygulamalarınıza giriş yapmak için. İşte tam bu anda Android sistemi bunu anlıyor ve o iki faktörlü kimlik doğrulamasının yazdığı kısımda bazı kodları gizliyor arkadaşlar. Bunu blurlu bir şekilde sizlerin karşısına çıkartıyor ve aslında sizin yanınızda olan bir kişi veya telefonunuza erişen bir kişi bunları göremiyor. Yani sizin bir uygulamaya giriş yaptığınız esnada gizlilik ve güvenlik olarak Android sistemi çok iyi bir şekilde çalışıyor ve size gelen kodları anlayıp bunları gizleyebiliyor. Ben bu özelliği gerçekten çok sevdim. Geçelim 6. özelliğimize Bluetooth hızlı ayarlar kutucu bu ne anlama geliyor? Şuradan kontrol merkezini açtığınız esnada biz önceden ne yapıyorduk bir bluetooth cihazla eşleşmek için? Basılı tutuyorduk. Basılı tuttuktan sonra direkt olarak bu menüye geliyorduk. Bu menüden bluetooth ayarlarımızı yapabiliyorduk. Ancak artık Android 15'te öyle değil. İndirdiğiniz kontrol merkezini şuradaki küçük üçgene bir kere tıklıyorsunuz ve artık küçücük bir bluetooth kutucuğu açılıyor arkadaşlar. Yeni cihaz bağlayabiliyorsunuz veya buradaki olan cihazlarınız arasında eşleştirme yapabiliyorsunuz. Bu da böyle bir özellikti. Tabi Android telefonlarda en sevdiğimiz özelliklerden bir tanesi de bölünmüş ekran yani ekranı ikiye bölerek iki uygulamayı aynı anda kullanabiliyoruz. Bunu kapattığınız esnada komple gidiyordu. Yani bir daha baştan bölmeniz gerekiyordu o iki uygulamayı ancak Android 15'te böyle değil. Mesela YouTube'a giriş yaptım. Çıktım. Şöyle ana uygulamalar sekmesine geldim. Buna basılı tutmam gerekmiyordu. Pardon şuradan yapıyoruz. YouTube simgesine tıkladım. Bölünmüş ekran dedim. Şimdi bu ekranı böldüm. Sonra ikinci bir uygulama daha açmak istiyorum. Mesela neyi açabilirim? Instagram'ı açabilirim. Instagram'dan şöyle story'den bir çıkalım. Kendi hesabımıza bir gelelim. Mesela ben YouTube'da gezerken bir yandan da Instagram'da geziyorum. Şimdi bu özellik gerçekten iyi. Bunu uzun yıllardır biliyoruz ancak bunu bu şekilde kapattıktan sonra bir daha geri açmak istediğinizde bu işlemi tekrardan yapmanız gerekiyordu. Ancak artık Android 15'te görmüş olduğunuz gibi hiçbir işlem yapmadan bölünmüş uygulamalarınız artık şuradaki menüde yani ana menüde kalıyor bu özelliği de gayet beğendik Yeni gelen bir diğer özelliğimiz de katlanabilir telefonlar için yayınlanan bir özellik. Arkadaşlar bu telefonu bir katlanabilir telefon olarak düşünün. Şimdi katlanabilir bir telefonda ne yapıyoruz? Biz atıyorum PUBG Mobile'a e giriyoruz. Bunu bir katlanabilir telefon olarak düşündük ya. Ekranın kapağını kapattıktan sonra telefon bir kilit ekranına bürünüyordu hemen. Yani kendini kilitliyordu. Ama artık Android 15 ile birlikte bu özellik devreye giriyor ve sizin istediğiniz bir uygulamayı kapağı kapattıktan sonra bile devam ettirebiliyor. Mesela PUBG Mobile'da kapağı kapattınız hemen arka taraftaki ekranda bu oyunu oynamaya devam edebiliyorsunuz veya farklı bir uygulamaya girdiniz. Süreklilik açısından bu özelliği kullanarak kaldığınız işlemlere katlanabilir telefonun bir diğer ekranından da devam edebiliyorsunuz. Kullandığımız teknolojik ürünler bizlerin sağlığını düşünebiliyor. Mesela çok fazla oturduğumuz esnada akıllı bilekliklerimiz artık işte ayağa kalk biraz yürüyüş yap diyebiliyor veya nabzımız arttığı zaman veya çok fazla strese düştüğümüz zaman giyilebilir cihazlar bizleri uyurabiliyordu. Artık telefonlar da bu kısma yavaş yavaş müdahale olmaya başladı. Da zaten olmaya başlamıştı. Ancak Pixel tarafında bu durum biraz daha farklı. Şimdi Android telefonlarda biz ne görüyorduk? İşte bir kulaklık taktığımız esnada ya çok fazla müziğin sesi sana geliyor. Hani bunu biraz düşür diye bir bildirim alıyorduk. Şimdi Pixel tarafında Android 15 tarafında daha doğrusu bu durum biraz daha farklılaşmış durumda. Eğer çok fazla bir müzik dinliyorsanız eğer ki sistem bunu sizin alışkanlıklarınıza göre belirliyor. Yani dinlediğiniz müziği, müziğin vokali, bası, midi, tizleri bunları ayrı ayrı hesapladıktan sonra sizlere gelebilecek zararı Sizlere bildirim olarak yollayabiliyor. Bu özelliğinde sağlığımıza fayda sağlaması gerçekten önemliydi. Tabi Android 15 ile birlikte performans iyileştirmeleri de var arkadaşlar. Her güncellemede olduğu gibi cihazlar artık daha performanslı, daha stabilize bir şekilde bizlerin karşısına çıkıyor ki piksel tarafına baktığınızda eğer bir piksel cihazı kullanıyorsanız bu telefonlar 7 yıl boyunca Android güncellemesi alacak. Samsung da buna geçti arkadaşlar. Diğer Android üreticilerinin de bu duruma geçmesini istiyoruz. Ve gelelim gün sonu yorumuna. Ha bu arada Android 15 ile birlikte uydu bağlantı özelliğinin de geleceği söyleniyor. Bilginiz olsun. Gün sonu yorumuna geldiğimiz zaman şu an Android 15 ile ilgili böyle çok göze çarpan bir özellik yok. Gelen özellikleri sizlere hızlı ve sade bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Android ile alakalı olan biten bütün gelişmeleri bu kanalda anlatmaya devam ediyoruz. O yüzden videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Android 15 Beta 2, 3 veya 4 veya tam sürümde yine bu özellikleri en hızlı şekilde sizlere anlatmaya devam edeceğiz. Bir başka videoda görüşürüz. Hoşçakalın.